Değerli arkadaşlarım, en çok sorulan romanları dönem dönem sizlerin karşısına getireceğim özetleriyle beraber ve önemini belirterek bunlardan ilki Tanzimat dönemi romanları. Yaklaşık 6-7 tane çok sorulan romanımız var arkadaşlar. Bunlara değineceğiz. İntibah, Namık Kemal. İntibah adlı romanı e, birinci sırada arkadaşlar. Önemlidir. Ali Bey karakterini bilmek lazımdır. Çok iyi bir eğitim almıştır. Gö Mahbeyker ay parçası demek böyle bir kadına aşık olur ve o kadın onun sonunu getirir bu romanda arkadaşlar buradaki e, Dilaşup karakterine dikkat etmek lazım çünkü o annesi oğlunun bu durumunu görünce onu Mahbeyker'den o kötü yola düşmüş kadından kurtarmak ister ve Dilaşup adında bir Cariye alır arkadaşlar. Sonra olaylar şöyle gelişir. Ali Bey Dilaşup'a bağlanır. Bir şekilde bağlanır. Ee, onunla evlenir. Ama bunun üzerine kıskançlık duygusuna kapılan bir mahbeker görüyoruz arkadaşlar. Çeşitli e, entrikelerle, olaylarla dedikodu çıkartarak Dilaşup'un kötü bir kadın olduğunu söyler. En sonunda bakın bu maceranın bu Gösterişin nelere mal olduğunu anlıyoruz. Roman kötü sonla bitiyor arkadaşlar. Ali Bey üzüntüsünden hastalanır, annesi dayanamayarak ölür. Mahbeker Ali Bey'i öldürmek ister. Ne kadar e, kötüye giden bir durum olduğunu görüyoruz. Daha sonra Mahbeker bir katil tutar ve katil yanlışlıkla Şup'u öldürür. E, daha sonra Ali Bey Şup'un öldürüldüğünü görünce Mahbeker'i bıçaklayarak öldürür. En sonunda tutuklanıp hapse atılan bir Ali Bey karakterini görürüz ve dayanamaz o da ölür. Yani herkes ölmüştür arkadaşlar. Bu roman önemlidir. İntibah romanı Namık Kemal. Bu karakterleri bilmenizde fayda var. İkinci romanımız Namık Kemal'in yine Cezmi romanıdır arkadaşlar. Neden önemlidir? Çünkü ilk tarihi romanımız olması açısından önemlidir. Tabi burada içeriğinden ziyade şu isimlere dikkat etmek lazım. Cezmi'nin bu sefere gönüllü olarak katıldığını daha sonra Adil Gira ile tanıştığını buradaki Şah'ın entrikacı karısı Şehriyan'ın Şehriyan Adil Gira'ya aşık olduğunu Şehriyan askerlerinin roman sonunda Perihan ve Adil Gira'yı öldürdüklerini fakat aşklarını yok edemediklerini bilmek lazım. Özellikle de İran seferi diyorsa arkadaşlar 1570 İran seferi diyorsa eğer size bir metin verip bu bilin ki Namık Kemal'in ilk tarihi romanından alınmıştır. Üçüncü sırada arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası var. İlk realist romanımızdır. Bihruz Bey karakterini bilmek lazım. Bihruz Bey karakteri bir Osmanlı paşasının oğlu ve bir miras yeridir arkadaşlar. Büyük bir miras kalır. Fransızca sözcükleri kullanmak onun başlıca merakıdır. Yine yanlış batırlaşmayı anlatan bir romanımızdır. Züppe bir tiptir arkadaşlar bunu bilelim. Çamlıca tepesinde dolaşırken o dönemki romanlarda Çamlıca e, en önemli mekanlardan birisidir arkadaşlar. Bunu bilelim. Periveş adında yine e, bir kadına aşık olur arkadaşlar. Bihruz Bey bu genç ve güzel kadına aşık olur. Kadının aşkıyla yanarken dal kavuk ve yalancı arkadaşı Keşfi Bey karakterinde bilmek lazım. Bihruz'a Periveş'in öldüğünü söyler. Fakat bu doğru değildir arkadaşlar. En sonunda e, Bihruz Bey ahmaklığını anlayan Periveş onu aradığı kadının kendisi olduğunu söyler. E, aslında ölmemiştir. Kötü ahlaklı biri olduğunu anlayan Bihruz Bey yine e, kötü ahlaklı kadın romandaki tiplerde karşımıza çıkıyor. Periveş arkadaşlar. E, büyük bir hayal kırıklığına daha uğrar. Romanın önemi nedir? Romanın önemi yanlış batılılaşmayı anlatmasıdır Bihruz Bey çerçevesinde. Değerli arkadaşlarım Recaizade Mahmut Ekrem'in. Üçüncü sırada çok önemli bir roman daha arkadaşlar. Esaret konusunu ele alması bakımından esirlik konusunu ele alması bakımından çok önemlidir Sergüzeş Sami Paşazade Sezai buradaki Dilber karakterini biliyoruz arkadaşlar ee, daha önce de soruldu Dilber burada Kafkasya'dan kaçırılan 9 yaşında bir e, kızdır arkadaşlar bir bayandır İstanbul'a getirilerek e, nereye satılıyor önce Mustafa Efendi'nin Şuraya bakın üzerini çizdim. Mustafa Efendi'nin evine 40 liraya satılır. Daha sonra Asaf Paşa adlı konağa satılır. Burada işler değişir arkadaşlar. Burada e, esir olarak gittiği yerlerdeki o evin oğullarına aşık olma durumu da yine romanlarımızda karşıya çıkar. Kimdir bu? Celal Bey resim e, öğretmeni görmüş. Avrupa'da resim öğrenimi görmüş. Celal Bey'e aşık olur. Peki ailesi buna nasıl tepki verecek? Oğullarına uygun görmeyecek ve zaten sıkıntı burada başlayacak. Dilber'i gizlice satarak evden uzaklaşırlar. Kız Mısır'a götürülerek zengin bir tüccara satılır ve Mısır'da artık esirlikten kurtulduğu bir intiharla son bulur arkadaşlar. Nil nehrine atması onun esirlikten başka şekilde kurtulamayacağını göstermesi açısından da önemlidir. Sergüzeşt diğerleri gibi yıldızlık bir romandır sevgili arkadaşlarım. Karabibik romanı ilk köy romanı olmamız açısından önemlidir ve içerinin hiç yoksa kişilerini ve Antalya Kaş ilçesine bağlı Beymelik köyünde geçtiğini bilmek lazım değerli arkadaşlar. Buradaki aslında o köydeki eskilerdeki yansımayı görüyoruz. Burası da çok önemli. Koca İmam'ın öküzlerini kiralayan Karabibik, Koca İmam'ın kayınbiraderi Sarı İsmail'e kızı Huri'yi Evet, Hoover ismi de önemli. Başlık almadan vererek öküzleri bedava kullanmayı planlar. Ama planları tutmaz. Sarı İsmail'in başka bir kızla evleneceğini öğrenince, o öküz almak için faizle borç alır. Ama sonunda ne olur arkadaşlar? Zengin. Yosturoğlu'nun yeğeni Hüseyin Huri'yi sever onunla evlenir e zaten e, amacı budur zengin birisi Huri ile evlendiği için gayet memnundur İçerik açısından belki o kadar önemli olmasa da e, yani ilk köy romanı olması ve o gerçeği yansıtması açısından gerçekten önemli bir romandır. Nabizade Nazım Zehra romanı ilk psikolojik roman denemesi olması açısından gerçekten önemlidir arkadaşlar. Merkezde ne vardır? Merkezde büyük harfle unutmayalım. Kıskançlık vardır Zehra romanında arkadaşlar. Olayları şöyle kısaca özetleyelim. Altını çizdim. Zehra zengin bir aile kızıdır. Küçük yaşta annesini yitirince sevgi ve şefkatten yoksun büyür. Sevgiyi kimde bulur? Büyüyünce babası onu iş yerinde katip olarak çalıştırdığı Supi karakterini unutmuyoruz. Zehra karakterini zaten romanın isminden unutmadık. Zehra bir süre sonra eşini herkesten kıskanmaya başlar ve bu kıskançlık en sonunda kendi hayatına mal olur. Mal olur arkadaşlar. Supi'nin annesi önce e, Hüsnü Cemal adında bir güzel cariye alır. Sonra kıskançlık daha da artar. Supi bu cariyeye bağlanır. Burada tabi yine cariye konusunu görüyoruz. Bakın Tanzimat romanında arkadaşlar cariye konusu Dilber de çok önemliydi. Yine buralarda da cariyelerin alıp satılması karşımıza çıkıyor. Zehra'nın babası ölünce Supi Zehra'yı boşar. Daha sonra Zehra 3 almak ister. Ürani adında ee, bir kadını Supi'ye Supi musallet eder arkadaşlar. Daha sonra <laughs> olaylar nasıl gelişir? Kötüye gider. Zehra, Supin'in katibi Muhsin'le evlenmiştir ama kocasının yaşadığı sıkıntıları e, onu üzer. Çünkü onu hala çok sevmektedir. Supin'in annesi e, olduğunu anlar, yerde yatan bir kadının. Ve en sonunda Zehra da hastalanıp yatağa düşer ve o da ölür. Kötü sonla biter. Kötü sonu getiren nedir arkadaşlar? Kıskançlık. Zehra kıskanç. Bunu unutmuyoruz. Felatun Bey ve Rakım Efendi. Ahmet Mithat Efendi'nin romanıdır arkadaşlar. İki tane zıt karakteri görüyoruz. Kimler bunlar? Ferhatun Bey. <laughs> Ferhatun Bey ve Hakim Efendi Yanlış Batıllaşma adına yazılmış. Onu anlatan çok önemli bir romandır. Ahmet Mithat Efendi. Çok değerli bir roman arkadaşlar. İki tane karakterimiz var. Zıt karakterimiz var. Bunlardan birisi Ferhatun Bey. Birisi de... Rakım Efendidir arkadaşlar zıt karakterlerimiz Ferhatun Bey babası gibi dış görünüşe çok düşkün biri varlıklı e, para yemeyi seven bir tip arkadaşlar Fransızca konuşmayı e, ayrıcalık gören lüks yaşayan şık giyinen tam bir züppe tiptir arkadaşlar Tanzimat romanındaki Rakım Efendi ise tam karşıtı bir tip anasız babasız büyüme, büyümesine karşın çok yoksul olmasına rağmen e, kendini çok iyi yetiştiren bir tipimizdir. Fransızca öğrenir, kendisine iyi bir iş bulur, yani batıllaşmayı doğru şekilde kullanır arkadaşlar. Fransızca öğrenir, ama sadece böyle hava olsun diye Fransızca konuşmaz. Yabancılara Türkçe dersleri verir, yani bunu bir iş haline getirir. Evine cariye alması yine bakın cariyecilik konusunun e, önemli olduğudur arkadaşlar. Bu cariye isimlerini de isterseniz bir kenara not alın arkadaşlar. Yani e, çıkabilme ihtimali var. Burada da Canan'ı görüyoruz. E, burada mutlu bir cariye görüyoruz. Ee, Rakım Efendi ile evlendiğini görüyoruz arkadaşlar. Yanlış batıllaşma Felatun Bey ve Rakım Efendi çok önemli arkadaşlar. Şemsettin Samet de aşık, talat ve fitnat. De aşık. Aşk demek arkadaşlar. Fitnat ve talatın aşkını anlatan, aşkı anlatırken aslında görücü usulü evliliği de anlatan önemli bir romanımızdır arkadaşlar. Kimler var? E, Fitnat'ın annesi Fitnat daha doğmadan kocasına ayrılmıştır. Hacı Mustafa ile evlenmiştir. Aslında Fitnat'ı ve Talat'ı ölüme götüren, o yolu başlatan Hacı Mustafa'dır arkadaşlar. Neden? Çünkü e, Talat, Hacı Mustafa'nın üvey kızı Fitnat'a aşık olur ama Hacı Mustafa... Kızı Fitnat'ı hiçbir zaman dışarı çıkarmaz. Onu birisiyle evlendirmek ister. Kimle evlendirmek ister arkadaşlar? Ali Bey ile zengin, yaşlı bir adamla evlendirmek ister. Ama enteresandır ki Fitnat buna dayanamaz, intihar eder. En sonunda intihar ettikten sonra Ali Bey Fitnat'ın boynundaki muskayı açın da aslında öz kızı olduğunu anlar. Çünkü Ali Bey bakın burada Fitnat'ın annesi Hacı Mustafa ile evlendi. Ali Bey ise ondan ayrıldı ve küçük kızını görmedi. Kız büyüdü onun kızı olduğunu anlayınca delilir, delirir ve ölür arkadaşlar. Bu durumda Talat da yatağa düşer. Çok geçmeden o da ölür. Bu da ilk Türkçe romanımız olması açısından çok önemli.